Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz küçük sevimli patikleri çalışacağız. Modelimiz hem erkek hem de kız bebekler için uygun bir model arkadaşlar. Renk kombinlerini yaparak örebilirsiniz. Ben iki renk kullandım. Bu şekilde çok şık bir kombin oldu. Sizler tek renkle de örebilirsiniz. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi ayrıntılarına geçebiliriz. Patiklerin taban uzunluğu yaklaşık olarak 9,5 cm. 3-6 ay arası bebekler için uygun bir ölçü arkadaşlar. Siz daha büyük bebekler için örmek isterseniz bu bölümdeki sıra sayısını 2 sıra artırdığınızda taban bölümü 1 santimetre uzuyor arkadaşlar. Bu şekilde daha büyük bebekler için de beden ayarlaması yapabilirsiniz. Tabii ki kullanacağınız şiş ve ipin kalınlığı da önemli. Gerekli malzemelere gelince çok az ip gidiyor. Önceden kullanmış olduğum artık iplerden kullandım arkadaşlar. Orta kalınlıkta anti peeling bebe yünü. 4,5 numara yuvarlak şiş kullandım. Sizler düz şişlerle de örebilirsiniz. 3,5 numara bir yün tığı, bir yün iğnesi ve bir makasa ihtiyacımız olacak. Herkese kolay gelsin. Hazırsanız başlayabiliriz. İlmek alırken 2 şişimi de alıyorum. 8 ilmek atıyorum. Şişin birini çıkartıyorum ve örmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeğimizi düz örüyorum. Bir ilmek daha ördükten sonra ipi ön tarafa alıyorum. Bir artış yapıyorum. Daha sonra bir düz örüyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. Bir artış daha yapıyorum. Burada iki ilmek düz örüyorum. Bu bölümü örüyoruz. 1 2 tekrar bir artış yapıyorum, bir ilmek örüyorum, bir artış yapıyorum, bir düz ilmek ördükten sonra ipi öne getiriyorum, son ilmeği ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz, dönüyorum ikinci sıraya. İkinci sırada ilk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa örüyoruz arkadaşlar. Hem ön yüzde hem de arka yüzde düz öreceğiz. Sadece bu iki ilmeği ön yüzde düz, arka tarafta ters örüyoruz. İkinci ilmeği düz ördüm. Şimdi burada artırmış olduğumuz ilmeğin arka kanadını alarak şu şekilde çapraz olarak düz örüyorum. Gizli artırma yapmış oldum. Devam ediyorum. 2 ters ilmeğimiz var burada. Bu artışı normal örüyorum. Buradaki delik bölümünün oluşması için. Daha sonra 2 ters ilmek örüyorum. 1 2 Bundan sonraki ilmekleri haroşa örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeği ördüm. Sıradaki ilmeği de örüyorum. Bu kenardaki artışı yine ilmeğin arka kanadını alarak şu şekilde çapraz olarak düz örüyorum. Bir ilmek daha düz ördüm. Son ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Bir 2 3 ilmek haroşa ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Ortadaki 2 düz ilmeği örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Yine 3 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek haroşa ördükten sonra kenar ilmeği ters örerek 3. sırayı tamamlıyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Haroşa örüyorum. Buradaki artırmış olduğumuz ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. Devam ediyorum.
Bu ilmeği normal örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar kalan ilmekleri son ilmeğe kadar haroşa örüyorum. Buradaki kenardaki artış ilmeğini çapraz düz örüyorum. Bu şekilde. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. İlk 4 sırayı ördüm. Örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Kenar ilmeği de sayarsak ön yüzde 2 ilmekten sonra bir artış yapacağız. Bir artışta bu 2 düz ilmeğin sağ tarafından yapacağız. 2 düz ilmekten sonra sol tarafta da bir artış yapacağız. Yine son 2 ilmekten önce bir artış yapacağız. Yani her ön yüzde 4 ilmek artırmış oluyoruz. Ters tarafta ise bu kenarlardaki artışları gizli artış olduğu için çapraz düz öreceğiz. Düz ilmeklerin kenarlarındaki artışları ön kanadını alarak öreceğiz. Önde düz ördüğümüz ilmekleri arka tarafta ters öreceğiz. Bu şekilde örgümüzün yan duvarlarını ve ön burun kısmını örmüş olacağız. Devam edelim. Toplam 20 sıra ördüm. Bu düz çizginin sağ ve sol kenarlarından 10'ar kez artış yaptım. Taban bölümünü örmeye başlayacağım. Bu bölümde ipi kesiyorum. Şimdi yeşil renge geçişi yapacağım. Buradan ilmeklerimi alarak buraya kadar geleceğim. İlmekleri ayırmak istiyorum. Bu düz ilmekle birlikte 1, 2, 3, 4 ilmek ayırıyorum. Şöyle. Aynı şekilde bu düz ilmekle birlikte bu taraftan da 4 ilmek. 1, 2, 3, 4 ilmek ayırdım. 2 ayraç arasında toplam 8 ilmek var. Şimdi ben ilmeklerimi örmeden bu şişe kaydırıyorum. Bu ayraca kadar. Şimdi buradaki 8 ilmeği yeşil renk ipimizle örmeye başlıyorum. Düz örüyorum. Yani haroşa örüyorum. Üç, dört, beş, altı, 7 ilmek ördükten sonra 8. ilmeği örerken bir ilmek de bu taraftan alarak ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ilmekleri toplayarak taban bölümünü öreceğiz. Bu ayracı çıkartıyorum. Artık gerek kalmadı. Bu ilmeklerden ayırmış olduğum 7 ilmeği ördüm. 8.'yi buradan sağ taraftan bir ilmek alarak öreceğim. İpimi ön tarafa alıyorum. Ön yüzde bu eksilteceğim ilmekle birlikte ters örüyorum. Dönüyorum. İpim arkada, ilk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Haroşa örerek bu ilmeğe kadar devam ediyorum. Yedi ilmek ördüm. 8. ilmeği örerken bu taraftan da bir ilmek alarak birlikte öreceğim. Ters yüzde örerken bu iki ilmeği birlikte düz öreceğim. İpim arkada. İlk 1. ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. 2. ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden geçirip bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Dönüyorum. Şu şekilde ipim önde. Ters ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. İpi tekrar arkaya alıyorum. Devam ediyorum. Kenar ilmekle birlikte 7 ilmek ördüm.
Şimdi 8. ilmeği yine bu taraftan bir ilmek alarak birlikte öreceğim. İpi ön tarafa geçiriyorum. Ön yüzde olduğumuz için her iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Dönüyorum. İpim arkada, kenar ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Burada yine bir ilmek eksilteceğim. İlk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bu ilmeği de üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıp haroşa örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmekle birlikte 7 ilmek örüyoruz önce. 8. ilmeği örerken bu taraftan bir ilmek alıp ikisini birlikte ters örüyoruz, dönüyoruz. Ters tarafta ipimiz arkada, kenar ilmeği örmeden alıyoruz. Kenar ilmekle birlikte 7 ilmek örüyoruz. Ters tarafta olduğumuz için bu taraftan alacağımız ilmekle birlikte düz örüyoruz bu son ilmeği. Bunu örmeden kaydırıyorum. Diğerini düz örüp kaydırdığım ilmeği üzerinden geçirip dönüyorum. Bu şekilde. Örgümüzü sürdürelim. Kenarlarda birer ilmek kaldı. Taban bölümünü tamamlıyorum. Burada son iki ilmeği birlikte örüyorum ters olarak, dönüyorum. Kenar ilmeği alıp haroşa örmeye devam ediyorum. Bu ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Tabanı tamamlıyorum. Topuk bölümünü örmeye başlayacağım. Ön yüzden örerek bu bölüme kadar geliyorum. Sol ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Bu taraftan 10 ilmek artacak. Aynı şekilde bu taraftan da 10 ilmek artacak. Ön yüzde olduğumuz için ilk ilmeğimize batıyoruz şu şekilde. Buradaki kenar ilmeklerin her iki kanadını kaldırıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine sol ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyoruz. Şimdi buradan ilk ilmeğimize ters tarafta olduğumuz için ön yüzden, yani arka taraftan ipi öne aldım, batıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Yine son ilmeğin arka kanadını alarak düz örüyorum. Sıradaki ilmeğe bu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Dönüyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Son ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. Sıradaki ilmeğe batacağım. İpi öne alıyorum. Ters taraftayım. Bu ilmeği şu şekilde kaldırıyorum. Bir ilmek alıyorum. Dönüyorum. Devam ediyorum.
Ön yüzdeyiz. Buradan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar dönüyorum. Devam ediyorum. Ters taraftayız. İpi ön tarafa geçiriyorum. Buradan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bu şekilde kenarlardan her dönüşte birer ilmek alarak devam edeceğiz. 10 ilmek bu taraftan, 10 ilmek de bu taraftan toplamda ilmek artıracağız arkadaşlar. Buradaki ilk başlangıçtaki 8 ilmek kalacak şu şekilde. Son ilmekleri aldıktan sonra tekrar birlikte olacağız. İçeriden görüntüsü de bu şekilde taban bölümünün. Devam edelim. Son artışları yapıyorum. Sol kenardan bir artış yaptım. Burada 10. artışı tamamladım. Dönüyorum. Bir artış da buradan yapacağız ve örme işlemini tamamlamış olacağız. Devam ediyorum. Burası iyice kapandığı için ilmek almakta biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde ilmekleri topluyoruz ve son ilmeğe batıyorum ve son artışı yapıyorum. Bu sırayı örelim. Ondan sonra bu bağcıkları öreceğiz arkadaşlar. Şiş örgüsünü tamamladım. Sizler daha büyük patik yaparsanız burada son ilmekleri almakta zorlanabilirsiniz. O zaman aynı numara çorap şişleriyle burada 3'e bölerek örebilirsiniz arkadaşlar. Veya misinalı şişi çekerek şöyle şu şekilde daha rahat ilmek alabilirsiniz. Şimdi tığla bağcıkları örmeye geçiyorum. Şişimde toplam 28 ilmek var arkadaşlar. Şiş örgüsünü tamamladım. 3,5 milimetrelik 6 numara bir tığ ile şimdi bağcıkları öreceğim. İlk ilmeği çıkartıyorum. Tığıma geçiriyorum ve buradan toplam 35 zincir çekiyorum. İkinci zincire batıyorum şu şekilde, bir ilmek alıyorum ve tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Sırayla ilmekleri batıyorum, İlmek alıyorum, tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Son kaydırmayı da yaptım. İlmeklere geldim. Şimdi ilmekleri de tığla kapatacağım arkadaşlar. Buradan ilk ilmeğe batıyorum. Şu şekilde bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçerek kaydırma yapmayı sürdürüyorum. İlmekleri kapatırken burada çok sıkı olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Tığ numaranızı iyi ayarlayın, yoksa burası kasacaktır. Devam edelim.
10 ilmeğe batıyorum ve son kaydırmayı yapıyorum. Şimdi buradaki gibi 35 zincir çekiyorum yine. İkinci zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kaydırma yaparak devam ediyorum. Son kaydırmayı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bu kenar kısmına da kaydırma yapıyorum. Daha değerli toplu olması için. Buraya batıyorum. Devam ediyorum. Son kaydırmayı yaptım. İpi kesiyorum. İpi iğneye geçiriyorum. Buraya batıyorum şu şekilde. Kapatıyorum. En son yapmış olduğum kaydırmanın içine batıyorum. İç tarafa ipi alıyorum. Şu şekilde. Daha sonra burada ipi sabitliyorum önce. Aralardan yürütüyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi iç kısımdaki ipleri de temizliyorum. İğneye geçiriyorum ipi. Önce burada sabitliyorum şu şekilde. Daha sonra ilmekler arasında yürütüyorum ipi. Fazlalığı kesiyorum yine. Aynı şekilde diğer ipleri de temizliyorum. İç taraftan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çeviriyorum. Ön yüzden de bu şekilde. Bağcığını bağlıyoruz. Patiklerin bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi çok şık, sevimli patiklerimiz oldu. Yapılışı çok kolay. Örmesi de o kadar zevkli arkadaşlar. 2 saatte örüp bitirebileceğiniz bir model. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.